Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kedi beslemekle köpek beslemek arasındaki farklardan bahsedeceğim. Ben neden köpek değil de kedi besliyorum? Sizlere tüm bunların ayrıntılarını anlatacağım. Siz de eğer bir evcil hayvan sahiplenecekseniz, kedi veya köpek arasında kalıyorsanız bu videodan sonra kararınızı mutlaka vereceksiniz. Şimdi öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Ben çocukluğumdan beri, küçüklüğümden beri daha çok köpeklere hastayım. Yani en çok köpekleri seviyorum. O zamanlar bana kedi mi beslemek istersin, köpek mi beslemek istersin diye sorsalar ben %90-95 ihtimalle köpek derdim. Fakat bir evcil hayvan beslemek büyük bir sorumluluk gerektiriyor ve her hayvanın kendine has sorumlulukları var. Kuşun da öyle, kedinin de öyle, köpeğin de öyle. Benim bildiğiniz üzere önce kuştu, sonra kedi oldu. Bakalım ileride belki hayat şartlarımız ona el verirse köpek de olur. Peki ben köpeği bu kadar severken neden kedi beslemeye karar verdim? Sizlere bundan bahsedeyim. Bazen sabah çalışıyorum, bazen akşam çalışıyorum, bazen gece çalışıyorum. Yani çok farklı bir çalışma düzeni mevcut. Bu nedenle belli saatlerde evde olmuyorum ve bu saatler düzensiz. Bu düzensizliğin içinde bir köpek besleyemezdim. Bunun sebebi de köpeği günün belirli saatlerinde mutlaka dışarı çıkartmak zorundasınız. Benim tavsiyem en az mesela günde 3 kere bir köpeği dışarıya çıkartmalısınız. Sabah, öğlen veya akşam. Hadi diyelim bunu 2'ye düşürün, sabah ve akşam. Köpeğin dışarıya tuvaletini yapması lazım ve enerjisini atması lazım. Köpek bir rutine alıştığında örneğin sabah 8'de çıkıyor, akşam 8'de çıkıyor. Tuvaletini sürekli bu aralıkta saklıyor. Yani sabah 8'de yapıyor, akşam 8'de yapıyor. Sabah 8'de yapıyor, akşam 8'de yapıyor. Ama benim gibi farklı vardiyalarda, farklı saatlerde çalışan bir insana bu uygun değil. Ben yeri geliyor sabah 5'te çıkıyorum, gidiyorum. Yeri geliyor öğlen 3'te gidiyorum. Yeri geliyor gece 11'de gidiyorum. Burada hayvanın düzenine ayak uyduramazdım. Hayvan da benim düzenime ayak uyduramazdı. Bu nedenle ben köpek yerine kedi beslemeyi tercih ettim. O zaman ilk farkımız olarak şunu diyebiliriz. Köpeğin sürekli dışarıya çıkmaya ihtiyacı vardır tuvaletini yapmak için. Fakat kedinin böyle bir ihtiyacı yoktur. Kediye evde bir kum kabı ayarladığınızda ve içine temiz kumunu doldurduğunuzda kediniz gider gelir tuvaletini oraya yapar. Kedi daha çok evcil bir hayvandır, yani ev içinde vakit geçiren bir hayvandır. Köpek daha çok dışarıyı ister, o enerjisini atmak, dışarıda oynamak ister. Özellikle köpeklerde o enerjiyi attıramazsanız çok büyük sıkıntılar yaşarsınız. Bu ırkla da alakalı bir şey. Mesela bazı ırklar daha az enerjiye sahiptir. Bazı ırklar çok daha fazla enerjiye sahiptir. Örneğin bir border collie sahiplendiğinizde köpek olarak o köpeğin enerjisini attırabilmeniz lazım. Onunla günde en az 1,5-2 saat dışarıda yoğun bir şekilde oyun oynamanız lazım. Veya bir beagle sahiplendiğinizde yine tamam küçük duruyor beagle, ev köpeği gibi duruyor ama beagle'ın da enerjisini atamazsanız emin olun o enerjisini farklı şekilde atacaktır. Bir köpeğin enerjisini atmazsanız ne olur onu da söyleyeyim size. Yani duvarlara sarar, duvarları kemirir, kanepelerinizi kemirir, yastıklarınızı parçalar. Böyle sıkıntılara yol açar arkadaşlar. Fakat kediler enerjisini evin içinde atabilirler. Evin içinde koşturabilir, tırmanabilir, oynayabilir ve enerjisini atabilir. Ve köpek kadar fazla enerjiyi atma ihtiyacı yoktur. Tamam kediler de oyun oynamak ister, enerjisini atmak ister ama o kadar yüksek bir enerji seviyeleri yok. Kediler genelde günün çoğunu uyuyarak geçirirler. Bu nedenle benim kedi tercih etmemin sebeplerinden bir tanesi de bu. Ben tamam o köpeği çıkartırım, çok güzel oynarım, çok güzel ilgilenirim. Ama benim hayat standardım, yani çalışma düzenlerim buna el vermez. Bir de köpek almadan önce mutlaka şunu da düşünmeniz gerekiyor. Siz bunu bir gün yapmayacaksınız. Her gün yapacaksınız. Aşırı derecede hasta olabilirsiniz, geberiyor olabilirsiniz, yatakta sürünüyor olabilirsiniz. Bu durumda bile mutlaka o köpeği sabah 8'de çıkaracaksınız, tuvaletini yaptıracaksınız, akşam 8'de çıkaracaksınız, tuvaletini yaptıracaksınız ve gün içerisinde enerjisini atması için onunla oynayacaksınız. Yani mesela hepimiz şu an bir iş seyahati için, bir tatil için, bir şey için bir yerlere gitmek zorunda kalabiliyoruz. Normalde evcil hayvanları çok fazla evde bırakmamamız gerekiyor. Hele bu bir köpekse daha fazla evde bırakmamamız gerekiyor ki dedim zaten sabah, yani her gün tuvaleti çıkartmanız gerek. Evin içinde tuvaletini yapacak bir yerleri yok. Dışarıya yapmak zorundalar. Alıştırdınız köpeği. Gidiyor kendi tuvalete yapıyor, bakın o kadar alıştırdınız. Ama burada da yemek sıkıntı, yani siz hayvanı bırakıp 2 gün bir yere gidemezsiniz. Her ne kadar bırakmanızı tavsiye etmesem de mutlaka gün gelecek bırakmak zorunda kalacaksınız. Ve 2 gün çıkıp bir yere gittiğinizde kedi evde tek başına vakit geçirebilecektir. Onun yeteri kadar yemini, suyunu koyduğunuzda gider ihtiyacı kadar yer, ihtiyacı kadar suyu içer, sonra gelir kendi başına yatar köşesine. Ama köpek de öyle değil. Köpek bir, dediğim gibi enerjisini atamaz, sağa sola saldırır. İki, mesela bir mama koydunuz ya,
Köpek ilk dakikadan o mamanın hepsini yer. Ondan sonraki 3 gün aç kalır. Kediler öyle değil. Karnını doyuracak kadar yer, gerisini bırakır. Böyle bir açık beslenme tarzı var kedilerde. Genelde köpekler o tüm mamayı, konulan tüm mamayı yeme odaklılar. O yüzden köpekleri evde tek başına bırakamazsınız çok uzun süre. Bir seyahate gidecek olsanız mutlaka bir pet oteline bırakmalısınız veya bir tanıdığınıza bırakmalısınız veya bir tanıdığınıza anahtarı verip ondan eve gelmesini ve onunla her gün bir miktar ilgilenmesini istemek zorundasınız arkadaşlar. Veya hiç olmadı köpeği yanınızda götürmek zorundasınız ki en güzel tercih bu olacaktır. Onun dışında başka diğer farkları söyleyeyim yani kedi veya köpek beslemek isteyenler için ki onlar doğru karar verebilsinler. İkisi arasında tercih yapamıyorsanız şöyle yapın. Siz dışarı insanı mısınız, ev insanı mısınız? Kediler daha çok evde böyle evde takılmayı seven insanlar için daha uygun şeylerdir. Köpekler de daha sosyal, daha çok dışarıya çıkan insanlar için çok uygundur. Köpeğinizi alırsınız, tasmasını takarsınız. Çıkıp istediğiniz gibi gezersiniz. Dışarıda vakit geçirirsiniz. Onun dışında köpekler kedilere göre birazcık daha dost canlısıdır. Dost canlısıdır derken böyle sevecenlikten veya samimiyetten bahsetmiyorum. Sahibine odaklı. Yani o ne derse onu yapar. O ne derse onu getirir. Otur der oturur. Kalk der kalkar. Tabii bu eğitimine göre, karakterine göre de değişiyor. Siz onun üstünde baskıyı kurarsanız, üstünlüğünüzü belli ederseniz köpek sizin için ölür yani o derece. Ama kediler birazcık daha şahsına münhasır canlılar. Yani kendi isterse sevdirir, kendi isterse sevdirmez. Bir şey verirsiniz, kendi isterse yer, kendi istemezse yemez. Kedilerle köpeklerin arasındaki farklardan bir tanesi de bu. Masraf konusuna gelelim. Kediler mi daha masraflı, köpekler mi daha masraflı? İkisi de neredeyse aynı masrafta sayılabilir. Köpekler birazcık daha masraflı olabilir. Aslında şöyle mesela, kedilerin mamaları daha pahalı köpeklere göre. Çünkü niye? Kedilerin mamaları daha yüksek oranda et içeriyor. Köpek mamalarında et oranları birazcık daha düşük, daha çok karbonhidrat kullanıyorlar. Dolgu kaynağı kullanıyorlar. Bunun sebepleri de köpekler bunları kedilere göre birazcık daha fazla tolere edebiliyor. O yüzden mesela fiyat olarak bakıldığında kedi mamaları birazcık daha pahalıdır kilogram başına. Ama köpek daha fazla mama yer. Yani bu iki şey birbirini dengeliyor diyebilirim. Ama tahminim köpek birazcık daha fazla olabilir, daha fazla para harcıyor olabilirler. Ayrıyeten köpeklerin daha fazla aşısı var kedilere göre. Eğer bir köpek sahiplenirsek tüm bu aşamaları da sizlere gösteririm. Kim bilir belki daha ileride daha güzel bir eve geçeriz ve bir köpek sahipleniriz. Tüm bu süreçleri beraber görürüz arkadaşlar. Ayrıyeten kediler ve köpekler arasındaki diğer bir fark da kızgınlık dönemleri. Kızgınlık dönemlerinde kediler birazcık daha farklı yapıya bürünüyorlar köpeklere göre. Kedilerin kızgınlık dönemi çok 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 daha sıkıntılı geçiyor. O kızgınlık döneminde ya bu kedilere katlanabilmeniz gerekiyor ya da onları direkt olarak kısırlaştırmanız gerekiyor. Bu da kedi ve köpek arasındaki farklardan bir tanesi arkadaşlar. İkisinin de ömürleri ortalama aynı ama kedilerinki bir tık daha fazla. Yani siz bir kedi veya köpek sahiplendiğinizde ortalama 10 veya 20 yıl arasında sizin yanınızda olacak, sizin arkadaşınız, sizin dostunuz olacak. Siz kedi veya köpek sahiplenmeden önce bunu göze almanız gerekiyor. Yani ben bu hayvandan 10 yıl ayrılmayacağım. O hayvana ben 10 yıl boyunca sahip olacağım ki bir hayvan sahiplenmek yani böyle evde sürekli 4 yaşında bir bebek beslemek gibi sürekli onunla ilgilenmeniz gerekiyor. Yeri geliyor hastalanıyor, acil veterinere taşıyorsunuz. Yeri geliyor hayvan durgunlaşıyor, onunla üzülüyorsunuz. Neyi var, bir şey mi var falan diye böyle 10 yıl boyunca siz ona sahip çıkacaksınız. Ki şunu unutmayın, o sizin hayatınızda 10 yıllık bir kısa süreyi kaplayacak ama siz onun tüm hayatını kapsıyorsunuz. Yani onun tüm ömrü sizsiniz. Gözü açıldı, sizi görmeye başladı. Ölene kadar sizi görecek. O yüzden onları çok mutlu bir şekilde yaşatmanızı tavsiye ediyorum. Eğer bunu yapamayacaksanız lütfen hayvan sahiplenmeyin. Bir hayvan bakabilecek maddi güçte değilseniz de hayvan sahiplenmeyin. Çünkü gerçekten kedi veya köpek beslemek belirli bir maddiyat istiyor. Bu maddiyatı kaldıramayacaksanız ki videom var yukarıda şu an çıktı kedi beslemenin maliyeti diye. Eğer bu maliyeti karşılayamayacaksanız, kedinize iyi bakamayacaksanız lütfen kedi veya köpek beslemeyin. Bunun yerine kuş besleyebilirsiniz arkadaşlar. Umarım kedi veya köpek arasında kalanlar için faydalı bir video yapmışımdır. Eğer videolarımı izlemeyi seviyorsanız videoya bir like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Birazcık geç saatte çektiğim için sesimi çok fazla yükseltemiyorum. O yüzden size enerji düşük gibi gelmesin. Birazcık tedirgin oluyorum. İnsanları rahatsız etmek istemiyorum. O yüzden böyle birazcık kısık sesle, birazcık orta düzeyde bir video çektik. Neyse, bu videoluk benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.